Açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Baskın Orhan ve Ergün Babahan'la birlikteyiz. Evet, Baskın Hocam hoş geldiniz. Ergün Babahan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Baskın Hocam saatler olsun. Evet, kafayı kasıttım ben ama sana değil. Cezaevinde kafasını kasıtan Selahattin Demirtaş'a öykündüm. Benimle ilgisi yok yani ben şey yapmayayım, üzerime almayayım. Sen hiç üzerine alma. Tamam, İran'daki olaylar üzerinden Evet. Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan sonra. Evet, Ergun Babaan'dan da böyle bir atraksiyon bekliyoruz önümüzdeki haftaya. Evet, içimizde Aramızda bir tek o hippi gibi duruyor bak aramızda. dazlak değil. Evet, o da az kaldı, az kaldı. O da geliyor, o da geliyor. Peki. Arkadan bakınca sizden daha şey. Orman gibi değil mi? Ha? Peki. Maşallah, O zaman... maşallah de, maşallah de. Maşallah, maşallah diyeyim. Peki. O zaman gündemlere başlıyoruz. Hemen anons edeyim. Like'larsanız memnun oluruz. İzleyicilerimizden böyle bir ricamız var. Evet, bu Mersin'deki polis evi saldırısı bir tuhaf geldi bana. Onu biraz konuşalım. Şimdi orada bir polis öldürüldü. İki saldırgan da anladığım kadarıyla kendilerini patlattılar. Bir polis de yaralandı. Bir de yaralı var. Mersin'de oluyor bu. Şimdi burada tuhaflıklardan bir tanesi şu. Dün ortaya çıktı. Şimdi AKP, CHP'nin ya işte raporunda cezaevlerinde polisler şeyler var, masum gazeteciler var dediği bir ismin saldırgan olduğunu söyledi. Birkaç günden beri bu yoğun propaganda yapıldı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan o isim değilmiş. Şimdi bu ve CHP güvenlik sorunudur üzerine de tahsilat yapılmaya başlandı bu şey üzerine. Baskın Hocam, bu haftanın konu olarak ne diyorsunuz bu tuhaflığa? Bu gözlük mü yapmaya çalıştı AKP? Şimdi efendim seçime gidiyoruz ve artık her şey mübah. Buna çok örnek verilebilir. Bir tanesi de bu. Saldırganlardan bir tanesinin bir Kürt gazeteci kadın olduğu iddia edildi. Ve CHP buradan vurulmak istendi. Yalnız bu gibi şeyler seçime gidildiği dönemlerde AKP'nin ilk defa başvurduğu bir şey değil. Hatırlarsanız bir Ceylan Pınarı olayı vardı. Ceylan Pınarı'nda iki tane polis evlerinde Evlerinde. uyurken öldürüldüler. Ve ondan sonra çok enteresan bir şey çıktı ortaya. Adli tıp gitti oradan, pardon, adli tıp mı, jandarma yetkililerin bilmiyorum. Gittiler oradan parmak izleri aldılar. Ve biz bu eve hiç gitmedik diyen 6 kişinin parmak izleri çıktı orada. Ve o sanıkların çıkmadı parmak izi. Şimdi böyle şeyler oluyor. Seçime gidiyoruz canım. Evet, bir CHP bastırıyor onun otopsi raporunu, genetik şeylerini istiyorlar. Yani kim olduğu, kim olmadığı. Çünkü PKK açıklama yaptı. İsminin kim olduğuyla alakalı. PKK açık ve PKK bunu üstlendi. Baban sen özür diliyorum hocam. Yani şey yap, devam ederek böyle karşılıklı. Peki burada benim merak ettiğim ilave olarak bunu şunu da sorayım. Ya PKK bunu üst, ben hani böyle PKK'nın bunu yaptığı ihtimalini ben önce vermedim. Ama bir baktı PKK açıkladı. Bunu biz yaptık dedi. Şimdi şöyle Şimdi bir de dönemde. ANP'de tabii o iki ölen kadın içinde çok şey var. Yani övgü var işte şehit oldular, kahramanlar Fedailer diye. falan diyorlar. Evet. Yani bu hani eski seçim öncesi 7 Haziran 1 Kasım öncesini bana önce hatırlattı. Size de böyle bir şey geldi mi aklınıza? Çünkü PKK'nın bunu yapmış olması ben önce MİT operasyonu olarak düşündüm. Arkasından acaba MİT'in PKK'ya sızmış unsurların bu işin için devrede. Yani bu ne menen bir saldırı, bu kime ne için yapılır böyle bir saldırı? Hangi menfaat gözetilir? Şimdi Terör açısından baktığımızda. PKK çok kapalı bir örgüt olduğu için biz tabii ki anlayamıyoruz ne oluyor ne bitiyor.
Ama biliyoruz ki biz bütün kapalı açık bütün örgütlerin içinde hizipler vardır. Yani güvercinler vardır ve şahinler vardır. Bir kere bunu dikkate almak lazım. İkincisi bir sızma olabilir. Ama hiçbir şey bilemiyoruz. Böyle işkembeyi kübradan atmak zorunda kalıyoruz. Şu olabilir, bu olabilir şeklinde. Hocam bu HPG merkeze bağlı bir örgütlenme ve açıklamayı merkez yapıyor. Yani bu bir sızma, içeride bir hizip değil. Benim dışarıdan görebildiğim kadarıyla PKK gerek Türkiye kamuoyunun gerekse Türkiye'deki siyasi partilerin Kürt coğrafyasında yaşanan gelişmelere duyarsızlığından rahatsız. Bunun gündeme gelmesini istiyor. İşte kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar var. Nükleer, taktik nükleer silah mı deniyor? O tip silahlar kullanıldığına ilişkin iddialar var ve bir türlü bunlar gündem olamıyor. Yani HDP Türkiye siyasetinin geleceğini belirlemede kilit bir parti olabilir ama Kürt meselesinin tartışılması, siyasetinin belirlenmesinde o ağırlığı ve gücü yok. Onu görmek lazım. Anladığım kadarıyla PKK bu duruma dikkat çekmek, bir de işte sürekli 3-4 yıldır savunma halinde tabanına gerektiğinde eylem yapabiliyorum mesajı vermek için yapmış olabilir. Yani bunlar hep spekülasyon tabii ki. Peki bu mantıklı mı yani? Tam da seçim yani arasında şey yani devreye girmesi bu. Şey kendi mantıklı yani Kandil'le, HDP ile Kandil arasında hani hep diyorlar ya oraya bağlı. Ha, öyle bir bağ olmadığının göstergesi. HDP net tavır koydu. Kınıyoruz dedi. Demirtaş kınadı, HDP kınadı. Ama işte bir savaşan örgüt olunca siyasi parti gibi düşünmesini beklemek ne kadar gerçekçi o da ayrı bir konu. Yani bilmek, anlamak kolay değil. Şimdi bir buyurun hocam, evet, devam cümlenizi bitirin. Burada bir başka tuhaf şey şu, Mersin. Mersin herhangi bir şehir değil Türkiye içerisinde. Mersin limanıyla meşhur. Limanı neyle meşhur? Kokainiyle meşhur. Dünyadan oraya tonlarca kokainler akıyor ve devamlı oradan sevkiyat yapılıyor. Dolayısıyla oranın, orada istihbaratın, MIT'in, şunun bunun, ister o kokaini kollamak, ister engel olmak, hangisini yorumlandırırsanız yorumlayın. Orası böyle hareketli bir yer. Oraya bir iki kızın oraya sızması, patlayıcı yüklü araçla Mersin'e gelmesi, onları orada patlatması, bu neyin nesi bu? Yani bu büyük bir istihbarat zaafı değil mi? Yani öyle ve anlaması olayı anlamak ve yorumlamak da o denli zorlaşıyor. Ha şimdi diyebilirsin ki Mersin'de bir Kürt 3 aşağı 5 yukarı yoğunlaşması var. 11 milletvekilinden 2 tanesi HDP'li falan filan, bütün bunlar tamam. Fakat yani orada bir uyuşturucu geçiş yeri olsun olmasın, o iki tane kız nasıl yaklaştılar yani? 90 tane kontrol noktası vardır oraya kadar. Hiç neyse. Muhtemelen yoktur herhalde hocam. Yani uzun süredir bir eylem olmadığı için gevşemiş olabilir. Evet, ama orası sıradan bir de polis evi değil, üst düzey bürokratların kaldığı söyleniyor. Bir de PKK tarafından yapılan açıklamalarda bakıyorum, yani medyada, sosyal medyada daha büyük bir patlamanın olduğu veya tahribatın olduğu, daha fazla ölünün olduğu, bu saklandığı, işte ne bileyim olay yerine giden ambulans sayılarının çokluğu, birden Erdoğan'ın herkesin harekete geçmiş olması, olayın çok daha büyük olduğunun göstergesi olduğunu söylüyorlar. Saklama dışarıda oluyor değil mi? İçeride ben görmedim. Hayır, içeride değil. Hayır. İçeride olsa zaten bina patlar. O zaman yani nasıl olacak ki öyle bir hasar? Şimdi bir isterseniz görebildiğimiz o tabii. İsterseniz, bize gösterilen devlet kameralarının yani mobeselerden bize gösterilen. Ha. Şimdi biz dikkat ederseniz bu işi kim yaptı, nasıl yaptı falan filanı tartışıyoruz. Halbuki bu konuda bir fikir birliğine değil, bir fikre varmamız bile epey güç.
Burada daha enteresan olan Erkam Tufan'ın söze başlarken söylediği DNA, parmak izi meselesi. Şimdi İçişleri Bakanı söylüyor. Çok ilginç bir şahit gösteriyor. Şoför. Taksici. Taksi şoförü, taksici. Yahu saf, sen bakansın, bu kadar hafif konuşulur mu? Fakat burada tuhaf, bir başka tuhaf da Kılıçdaroğlu ve CHP cephesi. Yani bu golü, yani şimdi üstüne yüklendiler de bütün medyasıyla AKP havuzu yüklendi. Var işte bir terörist gazeteci diye savundunuz. İşte güvenlik sorudur CHP, birazdan onu da geçeceğiz ama bu topu kaleden nasıl çıkarırız diye kıvrandılar durdular. Dün Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Ben bunu 2 gündür biliyordum dedi, böyle olduğunu dedi. İşte teyit ettirmişlerdir. Duymuşlardır. Ondan sonra 2 gün sonra teyit gelmiştir. Şimdi içeriden dikkat ederseniz bürokratlar muazzam bilgi veriyorlar CHP'ye. Çünkü gidici, AKP, MHP gidici. Bürokrasi hepimizin bildiği bir husustur. Kulağı deliktir. Herkesten önce öğrenir. Şimdi bu bilgileri verirken 2 gün geçmiş demek. Evet. Şimdi ortaya çıktı ki o gazeteci o değilmiş. Bir başkasıymış. Peki buradan hareketle bu adamların dillerinin altında CHP güvenlik sorunu, milli güvenlik sorunu cümlesi çıktı ve bunun üzerinde şu anda bakıyorum devamlı tweetler atıyorlar sosyal bir medyada bu açıklamalar. Bir de düşünmek lazım, yani DNA, şoför, patlama, terör. Yani sokaktaki insan bu kadar detaylı anlıyor mu, yoksa CHP'nin sahip çıktığı insanlar teröristtir? Evet. Şeyine mi varıyor algısına? Önemli evet. Olan bu gürültü içinde. Evet, ben de bunu söylemek istiyordum. Sen benden çok yaşayacaksın. Şimdi sokaktaki insan ve özellikle de AKP, MHP'ye yakın olan insan, vay bak patlatan terörist CHP'nin gazeteci diye aklamaya çalıştığı kişiymiş şeklinde anlama mütemayil. Bu öyle olmadığı çıktı ama bu yapışır. Ve kaldı ki hocam bu 2013'te 4. yargı paketinde tahliye edilmiş AKP tarafından bu Dilşah Ercan. Velev ki o olsaydı. AKP şey yapıldı, 4. yargı paketiyle tahliye edildi. Önemli değil ki, yani her şeyi yalan çarpıtabiliyorlar yani. Şimdi seçilme yaşını 18'e biz indirdik dedi Erdoğan. O indirmedi ki. Tabii Tansuçiller. Devamlı surette dikkatli konuşayım. Doğru olmayan şeyler sürüyorlar. Çok kibar ifade ettiniz hocam. Çok çok güzel ifade ettim. Yanlış anlaşılabilecek şeyler falan böyle. Daha yani, da. Evet. Gerçeğe aykırı beyanlar fazla oluyor şu son dönemde evet, diye. Evet, evet. Biraz daha fazla oluyor. Evet, o şekilde. Evet. Peki CHP'nin üzerine mi yürüyecekler sizce? Seçim manifestinde böyle bir şeyi yaparlar mı? Herkesin üstüne yürüneceğine dair bilgiler geliyor. Yani özellikle Bekir Ağar'dır bir şeye dikkat çekiyor. Hem yazılarında hem T24'te yaptığı programlarda. İkinci tura kalırsa 7 Haziran sonrasına benzeyen çok kaotik bir 15 gün yaşayabileceğimizin altını çiziyor sürekli ki o çok ürkütücü. Muhtemelen ikinci tura kalmaması için, ki az önce Metropol'ün bir Cumhurbaşkanı'nın görev onayı anketi çıktı. %47'ye yükselmiş, gene %5 puan artmış. Yani sözünü tutar, emekli. Yani biz diyoruz ki zam yapılıyor, 2 ay sonra eriyor gidiyor ama insanlar o zammın ilk etkisiyle mutlu oluyorlar. Ocak'ta bir zam yapar, seçim öncesi gene yüklü bir zam yaparsa 5 puan da oradan getirebilir kendisine. Aralık'ta zaten asgari ücreti artıracağız diyorlar. Evet, yani 7500 lira 8000 lira yapma şeyleri var. Evet, muslukları çıkacak. Ali Babacan da bu arada şey diyor, yani default olabilir Türkiye diyor. Çok büyük bir risk var. Ne anlamı? Borcunu ödeyemez hale gelebilir dış borcunu diyor. Ağustos ayı şeyin en yüksek olduğu ay, turizm gelirlerinin. İşte gerçekten Türkiye
turizmde gerek Ruslar gerek Almanlarla altın bir sezon geçirdi 2 yıllık Covid'in ardından. Ama cari, hani azalacak denen cari açık tarihi rekorunu kırmış. 9 milyar dolar olmuş. Ve yaz aylarında ayrıca tarım ürünlerinin fiyatları da artmaz en azından. Arkadaşlarım var Türkiye'de, Almanya'ya, Fransa'ya tekstil ihracatı yapan. Hepsi şu anda kan ağlıyor. Hem siparişler durmuş hem de onlar mallarını dolarla alıp euro ile sattığı için euro 5 sent aşağı gitti şu anda 95 sent falan galiba dolar karşısında. Üretici yani sanayici de ihracat yapan sanayici de çok zorda. Yani büyüyoruz buradan... diyor ama başkasının parasıyla büyüyor. Döviz rezerv şey gibi yani ben senden geliyorum 1 milyon lira borç alıyorum. Baskın Hoca'dan alıyorum, öbüründen alıyorum. Sonra diyorum ki benim 10 milyon liram var, ben çok zenginim. Aslında benim değil, sizlerin parası. Bir ay, iki ay bana şey vermişsiniz. Ama o benim parammış gibi. Şey, Türkiye şu anda tam o konumda. Peki, buraya bir noktalı virgül. Altılı masa da kriz mi var sorusu gündemde biraz da bunu havuz medyası da biraz fazla gündemde tutuyor bunu ama fakat şöyle bir şeylik de var yani göze yansıyan Kılıçdaroğlu resmen söylemedi ama fiilen davranışlarına ben Cumhurbaşkanı adayım dedi. Dedi. Allah için dedi. Dedi yani. Şimdi bir baktık Akşener, Meral Akşener tak takos koydu. Demek o ki benim anladığım bu altılı masada konuşulup mutabık kalınmamış, sanki Kılıçdaroğlu'nun dayatmasıymış gibi anladım dışarıdan gözlemlerim. Baskın Hocam siz nasıl gözlemlediniz bu olayı? Valla nasıl yorumlayacağım? CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasını istemiyor. Kendisi çıkmak istiyor. Unutmamak lazım ki Akşener MHP'lidir. MHP kökenlidir. Yani şöyle bir ve hiç unutmuyorum. Kimsenin de unutması mümkün değil. İçişleri Bakanı iken hem Ermenilere hem Kürtlere küfretti. Öcalan için Ermeni dölü dedi. Bir kadının ağzından çıkıyor bu. Bırak İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı olan bir kadının ağzından çıkıyor. Ama şöyle bir şey var hocam yani ondan 3 gün önce de işte Kılıçdaroğlu'na büyük vefa borcum var. Ben aileme emanet ediyorum. Yani çok övgü yağdırdı. Yani Kılıçdaroğlu ne derse yaparım tarzında evet, bir bayağı askeriyim baktı. Demediği kaldı. Ondan sonra arkada bir fren çıkıp vurdular yoksa. Yani birileri ona gelip şey yaptı yani bir de tekrar siyasetin zayıfladığı dönemlerde medya artıyor. Ve kimi medyayı işte muhalefeti dizayn etmek için de kullanıyorlar şu anda da tekrar. Öyle bir sıkıntı var Türkiye'de. İşte liderlik böyle şeylere pabuç bırakmamaktır. Yani yakından tanıyanlar diyor ki en son kimle konuşursa onun etkisinde kalır Meral Hanım. Ben o kadar... Teşkine sahip olmadı kendisiyle. Peki Kılıçdaroğlu aday olursa altılı masanın mutabık kalarak adayı olursa ve seçilememesi durumunda CHP'nin geleceği ne olur? Hayırlı olsun. Nasıl? Bu sefer yani, ulusalcı kanat mı atak yapar ve partiyi ele geçirir? Ya bunlar şimdi, çok uzak konular. Bunları sanki yarın olacakmış gibi tartışmak ne derece doğru. Ya daha yani doğru. O masada Kürtlerin oy verebileceği şu anki aday potansiyeli içinde en uygun isim Kılıçdaroğlu. Yani onu görmek lazım. Evet. Mansur Yavaş'ın Kürtlerden şey alması zor. İmamoğlu'nun son dönemdeki çıkışlarının, yalpalamalarının ardından aynı desteği görmesi zor. Yani İstanbul Belediyesi KHK'lıları işten çıkarıyor. Vesaire bir sürü sıkıntı var. Herkes biliyor onu. Yani Kılıçdaroğlu %40 en azından bir desteğe kafadan sahip durumda şu anda. Bence de hani İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi salon vermiyor şeye. Daha doğrusu konserini engelliyor bir Kürt şarkıcı kadını. Evet. Son haber bu. Evet. Hı hı.
Evet. Yani devlet de aynı çizgide gidiyor. Yani Kemal Bey de şey değil yani 2002'nin Erdoğan'ı gibi böyle demokrasi, hukuk, eşitlik diye herkese sahip çıkan bir liderlik vakfı yok ama gene de daha şey nötr öbürlerine göre daha Kürtler açısından gerek Dersim'in oluşu gerek Alevi oluşu ama belki o işte Meral Hanım'ı harekete geçiren kesimler içinde rahatsız edici olan Kemal Bey'in etnik ve inançsal kimliği belki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Dersimli oluşu yani Alevi kökenden gelişi önemli mi oy veren için? Devlet için herhalde önemli. Yani devlet için önemli, Sünniler için önemli mi? Ben hiç sanmıyorum. Devlet için önemli sanki. Çünkü i̇şte, bu adam bir kere bile Aleviliğe sahip çıkmadı. Ben Aleviyim demedi. Dersim'e de çıkmadı. Dersim'e de çıkmadı. Ne Kürtlüğe sahip çıktı, ne Aleviliğe sahip çıktı. Sadece son zamanlarda bayağı önemli atılımlar yaptı. İşte gitti Kürt ailelerle, bilmem nelerle görüştü. Fakat Aleviliğe hiçbir zaman ben Aleviyim diye çıkmadı piyasaya. Şimdi malum iki tür kimlik vardır. Biri objektif kimlik, biri sübjektif kimlik. Şimdi adamın objektif kimliği yani anasının karnından çıktığı zaman getirdiği kimlik Alevi. Ama sübjektif kimliği yani akıl bali olduktan sonra ben şuyum dediği kimlik değil Alevilik. Kürtlük de değil. Kürtlük de değil. Yani seni doğuran ananın karnına hükmedemezsin ki bu ne demektir yahu? Tabii. İşte bunlara vurgu yapmadı. Yani belki de akıllı bir siyasetçinin yapması gerekeni yaptı. Bunlara vurgu yapsa Türkiye'de bir yere gelemezsin ki. Ya hem bu hem de yani siyasete atılmadan önce de iş yaptığı konusunda en ufak bir bilgi yok. Şöyle hani, ama yani Sosyal Sigortalar Genel Müdürü iken Fevzi İşbaşaran galiba onu Turgut Bey'le merhumla tanıştırıyor ve şey yolu açılınca atanmadan önce işte efendim kendisi Alevi gibi bir hatırlatmada bulunuyorlar aslında. Özal çok sinirleniyor. İşini iyi yapıyor mu ona bak oğlum diyor. O da yok yani sizin açınızdan söylüyor. Bir şeyde izlemiştim bir programda öyle bir anısını da anlatmıştı. Bir de şey deniyor bu doğru mu Dersim'de yaşanan katliamla alakalı kimyasal silah kullanıldığına dair röportajı kimdeydi o? Çağlayangil'le. Çağlayangil röportajı Kılıçdaroğlu yaptı gibi bir şey de dolanıyor ortalıkta. Yayınlamıyor onu bir röportajı var. O yaptı ben biliyorum canım. O da demek bu meseleyi önceden ama yani mesele ona etmiş bakarsan, yani. Muhsin Batur da anılarında işte eski merhum Hava Kuvvetleri Komutanı 12 Mart'ın güçlü ismi anılarında oraya gelince orada burada anlatamayacağım korkunç olaylar yaşandı. Okurun izniyle o kısmı atlıyorum diye o bile bir atıfta bulunuyor o döneme yani. Yok yok ben Kılıçdaroğlu bu konulara hiç girmedi. Şey üzerine bunu falan söyledim. Yani gençliğinde bir ilgi şey yapıyor. Bir ya önemli bir röportaj tarihe kaldı. Denemesi var. Ve yani şeyle ama sonuçta devleti temsil eden Çağlayangil'le konuşuyor. Şey yapıyor yani devlet açısından Dışişleri Bakanlığı valilik yapmış devletin önemli bir figürüyle yapıyor onu yani şey yapıyor ama keşke ben yapsaydım o röportajı o dönemi yaşasaydım da ağzından lafı ben çıkarsaydım kimyasal silahlar kullandık lafını bu ağzından çıkmış bu laf tarihe geçti o Kürtleri mağaraların ağzından fare gibi zehirlediler. Bu cümle zehirli gazlar. Bu cümleyi ağzından aldı canlı. Ama yani işte şimdi bugün de kimyasal silah kullandığı iddiaları var. Avrupalı bir heyet gitti Irak, Kürdistan'ı engelledi bölgeye gidişini, inceleme yapmasını. Emekli bir general çıktı, Kürtlerle savaşta zaman zaman nükleer, taktik nükleer bomba kullanıyoruz dedi. Yani bunlar Türkiye'de her emekli olunca generaller çok konuşuyorlar. Konuşuluyor, televizyonlarda açıklanıyor. Ve hiçbir tepki doğurmuyor. Yani 6-7 Eylül'ü biz yaptık dedi adam. Yani Türkiye'de
6-7 Eylül'lük genç kuşakların hiçbiri bilmiyor ne oldu, ne yaşandı. 1915. Yani bu toplumda öyle bir şey yok. Yani hafıza. Hafıza da yok. Bir vicdan ve onunla yüzleşme geleneği de yok. Yani ilginç bir durum. Ne hafızanın yapılırsa? Ötesinde duyarsızlık daha önde gibi. Yani hafıza tam unutuyor ama hatırlattığında da tepki vermiyor. Tamam, yani duyuyor. Devlet yapmışsa bir bildiği vardı. Ya da ben bunu şimdi şey yaparsam ona yapmış, bana da yapar. Kimse haklı da yani. Herkes her istediğini yapabilen bir devlet. İran devleti gibi şu anki. Arkadaşlar bu kadar karamsar olmayın. Balık baştan kokar. Baş değiştiği zaman toplumsal hafıza ve toplumsal vicdan da geri gelir. Şak diye değil ama kısa sürede. Emin olunuz. Bu tecrübe. Evet. Baskın hocam. Bizi rahatlattınız. Peki şey yapalım. Başlık değiştirelim. Sayıştay raporları. Takır of. Takır takır takır. Ya bu neler ki var neler. Sansürlü raporlar yani. Yetkileri tırpanlanmış. Şey yapılmış yani kadı çapı daraltılmış raporlar o kadar. Neler neler Avrupa Birliği projeleri için ayrılan 3.4 milyar liralık para özel hesaplara aktarılmış. Bak. Bitti. Gerisini daha, söyleme. Gerisini söyle ihtiyaç kalmazdı. Daha neler neler. Neler neler. İşte Merkez yani Bankası. Bir devletin tükenmesi demek bu yani. Bunu nasıl yapabiliyor insanlar ve nasıl hiç kimse demek ki yani çürümüş bu artık. Nasıl yapabiliyorlar biliyor musun? Bazı kurumları Sayıştay denetiminden çıkararak artı Sayıştay raporlarını yayınlamayarak. Ama alıp devletin parasını özel hesabına geçiriyor. Ya tamam. Şimdi bak yolsuzluk, rüşvet her zaman vardır. Fakat şimdi artık yolsuzluk ve rüşvet resmi hale getirildi. Aynen Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde olduğu ve gibi. Utanılacak bir şey olmaktan da çıktı yani. Ha, ve hayır, bunu çıkarmanın formülü de yiyorlar ama yapıyorlar. Evet. Gibi bir laf enjekte edildi topluma. Ha, yiyorlar ama çalışıyorlar. Ama şey de yani bu ilk değil. İntihar eden Hayri Kozakçıoğlu muydu olağanüstü hal valisi? O da Diyarbakır'dan İstanbul'a tayin edildiğinde 2 milyon dolara yakın bir parayı alıp getirmişti İstanbul'a. Bakın yani, şu rapora bakın. Bakanlık kayıtlarında inşa edilmiş görünen hazinenin 867.828 konutu kayıp. Böyle bir konutlar yok. Tablolar kayıp. Milli saraylardaki bütün tablolar, paha biçilemeyen tablolar kayıp. Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki binlerce Osmanlı eseri kayıp. Yani her şey kayıp. Ya Sayıştay dediğiniz zaman akarsular duruyor. Mesela Çevre Bakanlığı Emine Erdoğan'ın örgütüne 801 milyon lira aktarıyor. Mesela 4 milyarlık bir garanti anlaşması ortaya çıkarılıyor Sayıştay tarafından. Mesela ihaleler Erasmus için aktarılan 190 milyon avronun Erasmus için değil başka şeyler için kullanılması. Aile Bakanlığı'nın raporundan aktarıyor Sayıştay. Muhasebe sistemine aktarılmıyor bağışlar. Engellilere verilecek olan bağışlar. Bankadan promosyon almak için kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı hepsini bırak. Allah aşkına hepsini unutun gitsin. Cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 10 milyon lira. Sosyal medyada gördüm, doğru mu ne bilmiyorum. İçme suyu Himalaya'dan özel geliyor. Ya ben böyle şeylere pek inanmıyorum. Kaynak göstermedi onu ya. Onu hep gördüm ben de. Hiç öyle bir kaynak yok. Yok. Bu yani bu korkunç haberlerle rekabet edemez ama bir takım fake, yalan haberler de var piyasada. Ama yakışıyor olması burada önemli. İşte Allah kahretsin. Kimse olamaz demiyor.
Çok doğru. İnsanlar o kadar büyük rezaletlere alıştılar ki onun fake olduğunu, yalan olduğunu, yanlış olduğunu düşünemez hale geldiler. Tabii yani hiçbir şey konuşulmuyor. Erdoğan şeye gidemedi mesela, kraliçenin şeyine. Çünkü o jetiyle gitmek istiyordu oraya, kocaman uçağıyla. New York'a gitti ve parkta dolaştı. İşte İletişim Başkanlığı'nın kurguladığı videoları çekti ve geri geldi. Ve, ve orada da çok anlamlı bir harekette bulundu. O Biden, ben Erdoğan. Hareket mi çekti oradan? Hayır. Amerikalılar sigara içiyormuş, onlara müdahale etti, içmeyin diye. Peki Amerikan televizyonlarında, Amerika'da raflar boş dedi. Kesmişler orayı. Yayınlamamış Amerikalılar. Yayınlamamışlar o Peki. Şimdi şey... ama 2-3 tane sıcak gelişme var. Onları da konuşalım hocam. Şimdi Almanya'da yeni şey olmuş. Bir yasa geçmiş. Artık Almanya ihracat yapacak ülkelerin insan hakları raporuna bakılacakmış. Yani iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğiyle mücadele, çevre koruma gibi alanlarda ve insan hakları ihlalleri de listeye girmiş. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecekmiş. Sadece Alman şirketlerin değil, bu şirketlerle ticari ilişki içerisinde bulunan binlerce Türk işletmesini, Türkiye ekonomisinin performansını da etkileyecek diyor haber. Birincisi bu, Avrupa'dan gelen. İkincisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı. Kim? Margaritas Sişinas. Ne kadar yetkili ve şey adına konuşuyor bilmiyorum ama Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkileri nedeniyle yaptırımlara uğrayabileceğini söylemiş. Mir sisteminden yani çok şeyle girdiler, kullandılar bir süre ama çıkmak zorunda kaldı. Buna rağmen bir sürü firmanın Türkiye üzerinden Rusya'ya ihracat yaptığı bilgisi var Avrupalılarda ve o yüzden bir yaptırım silsilesinin de oradan gelebileceği söyleniyor. Yan yandan Anayasa Mahkemesi, Amerikan Yüksek Mahkemesi Halkbank davası ile ilgili şeye başladı, karar sürecine. Bir diğeri de Türkiye'nin Washington'da o göstericileri dövdüğü dava ile ilgili savcılık şeye bir orada da bir itiraz vardı. Dokunulmazlık itirazı, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı yönünde mütalaa verdi ve o güvenlikçilerin yargılanmasını talep etti. O güvenlikçilere sakın diplomatik pasaport falan filan mı vermişler böyle bir şey olursa diye? Böyle bir haber olabilir. Var. Görmedim onu. Şeyi eklemeyi ihmal etme. Bu şeyler yaklaşıyor dedin yani. Yaptırımlar. Şimdi İş Bankası ve Şeker Bankı'nın ardından 3 tane kamu bankamız var ya. Onlar çıktılar da Mir'den yani Rus ödeme sisteminden çıktılar. Mir'de kalacak falan deniyordu ama yemedi. Yumuşak iniş yaptılar. Sert inişti. Sert, bu yumuşak çıkış. İşte Rus Merkez Bankası Başkanı olan kadın kimsenin bilmediği sonradan ortaya çıkan bir ziyarette bulunmuş Ankara'ya. Evet, Putin çok rahatsızmış bu karardan ama yani şimdi Putin az önce konuştu, açıkladı bu bölgeleri ilhak ettiğini, bunların artık Rus vatandaşı olduğunu orada yaşayanların iddia ederek. Türkiye, Erdoğan hala Zelenski ile Putin'i Türkiye'de buluşturup barış yapacağız diyor. Yani Putin gerekirse buraları korumak için nükleer silaha başvururum diyor. Peki. Hocam şimdi şeyi sorayım, söyleyeyim. Yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısında doğrudan Amerika'ya bir gözdağı gibi bir şey de var. Yani siz bunları yapıyorsunuz, sizle de hesaplaşırız gibi bir açıklama vardı Adalı Yunanistan'la ilgili. Posta atmadığımız bir tek Putin var. Ona da mecburen bu halk, vakıf ve ziraatın çekilmeleriyle ister istemez atmış olduk. Yahu ben
anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Kavga etmediğimiz, hırlaşmadığımız kimse kalmadı. Bu nasıl iştir? Dımdızlak kalmış vaziyetteyiz uluslararası piyasada. Şimdi bir söylem verin, Mısır'a ve Suriye'ye yanaşmak istiyoruz ama adamlar itiyor. Hemen gel demiyor. Yok şeyle Perinçek Perinçek oraya heyet götürüyor şimdi. Anlayın vaziyeti. Götüremiyor AKP izin. Hayır. Sen duymamışsın. Son 5 saat önceki haber. Gidiyorlar. Onay çıkmış. Evet. Yalnız daha büyük emekli bir takım generallerin takviyesiyle gidiyorlar. Medya ordusu da var herhalde. Olma mı? Evet. Peki vakit oldukça ilerledi. Şimdi Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Erdoğan falan, bunlara bir girelim ama bunu şeyin haftanın geyikleri bağlamına sokarak girelim istiyorum. Biraz konuşalım o konuyu istiyorum. Dolayısıyla buradan da haftanın geyiklerine geçiş yapmış oluyoruz. Şimdi şeyi okuyalım önce. Önce nasıl bir şeydi? Şimdi Abdülkadir Selvi diyor ki, başkanım, şehir hastaneleri konusunda muhalefetin eleştirileri kesildi. Ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı, Abdülkadir Bey, gazetenizdeki köşenizde gerekeni yapacaksınız. Patronu ya. Bakın Ahmet Hakan yapıyor. Ben buna bir şey daha ekledim. Selvi, onun aldığı maaşı bana da verin. Bakın neler yazıyor. ya ayrıca Abdülkadir Selvi o maaşı almadan da hak ediyor bence. Hak ediyor, bayağı hak ediyor. Düşkün Abdülkadir Selvi olarak onu şey yapmıştı Sedat Peker. Burada tabii orada bir çanak bir soru bu aslında. Yani muhalefet eskiden konuşuyordu, şimdi konuşamıyor. Şey gibi hani Trump'ın kimdi bir AKP'li kadın gazeteci? İlhan Kaplan. Sen gazeteci misin gerçekten diye sordun. Yoksa devlete mi çalışıyorsun diye. Ya çanak derken esas çanak Rafael Saadi adlı kişiden zuhur etti. Hocam Rafael Saadi'ye geleceğiz birazdan. Şimdi burada Ahmet Hakan'ı fena gömdü Erdoğan. Bunu bilmeden mi yapıyor? Bilmeden yapıyor. Yani ama artık o büyük medyada yayın yönetmeni olunca teflon tabağı olursun. Hiçbir şey tutmaz yani. Geç denilen yani Ertuğrul yönetmeni yıllarca her şeyi yapardı. Ben yanar dönerim. Kim gelirse ona yağ yakarım. Profesyonel açıkça yazdı şeyi yani. Şimdi Ahmet Hakan yayın yönetmeni değilken olmadan önce bu sürece girdi. Sedat Sepp Peker saldırısından sonra girdi aslında. Peker onu dövdürünce bir şey yaptı. Yani hem dönüş sopa yaptı, hem havuç. Arkadan da havuç geldi. Fakat fena gömdü. Mesela farkında olmadan diyorsun. Yani Erdoğan'ın bu hem senliği gömüyor. Bir de değer vermiyor. Parasını ben veriyorum. Şey yapıyorum. Ne dersem katlanacak diyor yani. Şimdi yani arkadaşlar pardon. Parayı veren hocam düdüğü çalar. Ve ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Yani bir baktım orada pek şirin iki yumurcak gibiydiler Selahattin Selvi ile Ahmet Hakan. Hocam bir şey diyordunuz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuda bir yorum var. O yorumdan bahsetmeden geçemeyiz, eksik olur. O yorum diyor ki karşıda ekran var. Ne söyleyip ne söylemeyeceği. Oku zaten sürekli orayı okuyor. Bir an gözü kaydı oradan diyor. Kayınca birden ağzından bu şekilde bir şey çıktı yani. Evet. Kontrol dışı. Bilgi bu. Haber bu. Kalpte ne varsa o çıkar hocam işte. Kalpte ne varsa o çıkar. Ama fena gömdü. İkisini de fena gömdü. Görevli oydu, patronu. Oydu. Fena. Şimdi hocam bu Rafael Saadi dediniz. Ya şimdiye kadar bir tek Allah'ın kulu çıkıp da Erdoğan'la ben sınıf arkadaşlığı yaptım dememişti. Bu Rafael Saadi, kendisinden bahsetmeyeceğim. Özellikle bu şey vardı ya hani gemi neydi o gemi? Gitmeye çalıştı. Uluslararası sularda engelledi. Mavi Marmara. Mavi Marmara gemisini
kınayan çok ciddi şeyler söyledi. Terör gemisiydi falan filan diyen adam bu. İsrail'de, Türkiye Cumhuriyeti doğumlu. İsrail'de yaşıyor. O da TV yazarı. Rafael Saadi. Vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı olduğunu sanıyorum. Emin değilim. Türk vatandaşı ama vatandaş var. Çifte vatandaşlıktır. İsrail'de yaşıyor şu an. O da TV'de yazıyordu. Olabilir. Ama okul arkadaşlığı yanlış anlamadım. İmam Hatip'ten değil yani. Adını üniversitede. Diyor ki ben 4 yıl diyor sınıf arkadaşlığı yaptım diyor. 85 zaten milyon, 3 yıldı okul yani. Nasıl 4 yıl yapmış? 85 mi? Evet. Evet, o 4 yıllık okul değil o. 3 yıl akademiydi o. Bu benim dikkatimi çekmedi. Sen yakaladın tabii kurt gazeteci olarak. Evet, evet. 4 yıl ben bununla diyor sınıf arkadaşlığı yaptım diyor. Halim Selim bir çocuktu diyor. Şimdiye kadar 85 milyon içinde bir tek bu Rafael Saadi çıktı. Ve mezun olup olmadığını bilmiyorum diyor. Burada bırakalım bence. Rafael Saadi'den daha fazla bahsetmeyelim. Tamam. Peki. Dolayısıyla geyiklere geçmiş olduk. Baskın Hocam. Ahmet Hakan'la olaya girdik. Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Şimdi Ahmet Hamdi Çamlı var. Eğer Yeliz. Yeliz. Yeliz dersek daha iyi hatırlayacaksınız. Batılı ülkelere hitap ediyor. Diyor ki makine mühendislik siz bu işlerden anlamazsınız diyor. Yeliz böyle söylüyor. Erdoğan uçaktan gezerken bakmış görmüş diyor. Hani ekonomi çökmüştü ben helikopterden gördüm yollar diyor tıklım tıklım. Ekonomik tıkırında diyor yani. Bozdağ, Adalet Bakanı Bozdağ, 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik diyor. Yani helal olsun birader yani bunu söyleyebiliyor. Erdoğan gençlere sesleniyor. Benim karşımda özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Gerektiği zaman beni eleştirin diyor. Bak sen. Hapse girebilirsiniz ama önemli değil. Önemli değil. Sonunda ev hapsine tahvil ederler diyor. Herhalde ne bileyim ben. İçişleri Bakanlığı Soylu konuşurken adamın biri şemsiyesini açmış. Renkli şemsiyeymiş. Gökkuşağı. Gökkuşağı renklerinde şemsiye diye gitmişler, kapattırmışlar, siyah şemsiye vermişler. Hacı amca. İyi alıp açmış. Tutuklamamışlar yani. Protesto diye. Vallahi bilmiyorum. Etkisiz hale getirilmiş şemsiye hemen orada. Şemsiye. İmha edilmiş. Evet azizim. Etkisiz hale getirilmiş. Bekliyorum. Ne zaman nebat edeceksiniz diye. Yani nebati sınıflar üstü. Bu şey değil mi o epistemolojik ya kusura bakma ben bilmem böyle şeyleri. Ergun Baban özellikle böyle entel dantel muhabbet şeylerin var ya bilirsin sen o işleri yani bu ne demek istedi bu adam ya hani şey gemide vapurlarda vardı eskiden şey çıkarırdı adam bu kalem var ya bu kalem işte kalem değil şöyle de yapar bunu da yapar falan şimdi bak nebati onlar gibi sırf nebati günlerce oradaki şey attı borsa şeyi tweet'i borsa patlayınca ortadan bir kayboldu herkes gitti orada borsada yolunduktan sonra şimdi epistemolojiyle çıktı bak şimdi ifade şu hocam ya yok mu kendi sesinden şunu bir dinle ben şimdi cep telefonumdan arıyorum bulmak hocam aynen şöyle söyledi neoklasik ekonomi ama olmaz sen söylersen anlamı yok onun okuması lazım. Neyse, sen söyle hadi. Peki, neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Önem kazanan ne oldu şimdi? Bak sana söyleyeyim senden ekonomi bakanı olur bunu okuma. Yıllar önce bir gırgırda şey vardı hiç unutmam karikatür.
şey yazmış adam vitrine, profiterol diyebilecek garson aranıyor diye. İki kişi dışarıda bakıyor. Biri vallahi ben bir şansımı deneyeceğim diyor. Bunu söyleyen de ekonomi bakanı yaparlar artık. Zor okudu ama. Şimdi bunu, niye bu adam böyle bir cümle kurdu? Ya eline yazmış, eline vermişler, okuyamadı da epistemolojik. Peki falan. Eline verenler bunu niye veriyor böyle bir şey? Daha önce gülüyorlardır sonra arkasından belki de. Eğleniyorlar. Ya o da mümkün ya. O da mümkün. Vallahi. Veya ağlıyorlardır, ikisinden biri. Ya da bir taktik mi değiştirdi bunlar vatandaşa? Bu tür şeyler eski kullanırsak belki önemli şeyler oluyor gibi. Evet, ekonomi iyiye gidiyor sanabilir insanlar. Batıyoruz böyle diyemiyor. Epistemoloji kereto. Ya Baskı hocam siz de anlamadınız değil mi? Yalnız şeyi yani. Hani profesörsünüz, yıllarca akademisyen. Yok kardeşim benim kültürüm bu kadar yüksek değil ya. Bu felsefe Nebati, abi. Nebati'nin söyleyeceklerini anlayacak kadar kültürüm ve bilgim yok benim. Adam aşmış demek. Evet aşmış. Açmış ve taşmış. Neyse. Şey var Zeytunlardan. Ekonomi Bakanı Varank. Tarihi bir anlaşmayı imza attı. Sanayi Bakanı. Türk uzay yolcusu için tarihi bir adım attık diyor. Anlaşmayı imza etmiş. Bir Türk gidecek yani. Birini şeye gönderiyor. Ya nelerle şey yapıyoruz. Ama Anadolu'daki insan uzaya insan gönderiyoruz diye bakıyor herhalde. Ya bak bütün bunlar böyle 40 yılın başı olduğu zaman Anadolu insan yer ama bu kadar çok şeyi bir arada yiyemez. Midesi kabul etmez. Bir de bugün yani geyik değil bu ama Kılıçdaroğlu bir af çağrısı yaptı. Bu rejimin bütün hedef aldığı insanları kapsam dışında bırakacak. Erdoğan affına, Çakıcı'yı serbest bıraktıran affa benzer bir af çağrısı yaptı. Onun da altını çizelim. Ne demek o? Yani terör hariç, şu hariç, bu hariç diyorlar. Bu iktidarın gözünde herkes terörden mahkum yani. Ya terörist ya teröre yardım yataklık. Onları kapsam dışı diyor yani. Kapsam dışı diyor yani. Aferin. Şeye ne dersiniz? Sayın Tanju Özcan var. Ha, Bolu Belediye Başkanı. Bolu Belediye Başkanı. Ya yahu adam CHP Belediye Başkanı. İyipli Meral Akşener'e sesleniyor diyor. Cumhurbaşkanlığı meselesinde beni unutmayın diyor. Aday gösterin anlamında. Vay canına. Ya ve CHP de bunu atmıyor. Yahu ne biçim böyle bir cevher var demek hocam. Böyle bir cevher var. Ne biçim bir partidir bu CHP yahu. Şimdi ondan sonra böyle bir parti kendisinin nasıl seçilmesini istiyor? Bu da bir merak konusudur. Bir yıllığına mı atıyorlar? Bir aylığına mı ne atıyorlar? Bir yıllığına. Bir yıllığına geçici olarak atmışlar. Hakan Fidan hakkında milletvekiliyken suç duyurusunda bulunan milletvekili Oslo barış görüşmelerinden dolayı devletin itibarlı vekillerinden yani. O yüzden attı. CHP'nin yetkili kurullarının görev alanı içinde değil onunla ilgili karar. Başka merkezlerde anlıyor onun hangi partide ne olacağı. Peki devam. Baskın hocam. Geyikler. Erdoğan 15 gün önceki 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi. Tabii geriye doğru. Çok geriye doğru. Şimdi tabii çok güzel bir yorum var. Diyor ki bir yıl sonraki 30 Ağustos için söyledi diyorlar. O zaman söylesin onu. Ya sen de Allah aşkına pişmiş aşağı soğuk su katıyorsun ya. Hocam Temel'in restoranı gibi o. Hani 30 kilometre geride restoran tabela koymuş. Otobanda. Hakikaten ya.
Yani çok var. Mesela Erdoğan, şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik demiş. Peki. Hocam başka var mı? Yeter bence bu kadar. Tamam. Babaan? Ben de şimdi bu evlenmiş galiba yeniden ya da nişanlanmış Rıza Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş. 47 yaşındaymış. Iraklı sevgilisi Razan Koçnal. 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil evlilik teklif törenine 2 milyon dolar harcamış genç sevgilisi. Emre diye genç bir arkadaş tweet atmış. Kadın kara parayı masaktan daha iyi tespit ediyor diye. bir şey söyleyeceğim. Yani bu geyik değil ama acıklı bir durum. Hapishanelerdeki elektrik birim fiyatı mahkumlar için 2.66 liradan 4 lira 70 kuruşa çıkarılmış. Küçücük hücrelere ev faturası gibi fatura geliyor. Ev faturası değilmiş çünkü iş yeri tarifesiymiş. Cezaevindeki tarife. Avukat Çiğdem Koç'un şeyi. Ama yani komedi gibi bir şey. Erdoğan'ın gene bir şeyi var. Eğitim yatırımları açılış döneminde konuşuyor. Diyor ki dünyada havaalanları kapalı, kapanıyor. Biz burada her gün 230 bin, 300 bin kişiyi uçuruyoruz. Bu arada da Türkiye habire şey ödüyor. Uçulmayan havaalanlarına tazminat ödüyor. Şöyle bir şey gördüm. Doğru mu bu? Şeytan taşlamada 3 tane taş 27 dolar diye. Gerçek olabilir mi bu? Sosyal medyada gördüm yok ama. Yok artık. Oraya adam şey mi kurmuş? İş portal mı kurmuş? Öyle diyorlar. Vallahi. Bir tek onu soracaktım. Yok canım. Yalnız bu elektrik dediniz ya, elektrik parası. Ben askeri darbe döneminde içeride yattım. Yemeğimizi salçalardık. Salça pişirirdik, üzerine dökerdik. Karavanın elektrikli elektrik ocağında yapardık. Bizden hiç öyle elektrik parası falan filan almazlardı ya. Sadece dağıttıkları bakla, kuru fasulye, nohut falan filan şeyler dağıtmışlarsa çıkarken onların parasını alırlardı. O kadar. Nasıl iş bu ya? Acaba cep telefonlarını şarj edenlerden de elektrik parası alıyorlar mı? Alırlar. Yani adamı durduk yerde terörist ilan ediyor, hapse atıyor. Yetmiyor, içeride de elektrik paranı da ben senden alacağım diyor. Yediğinin içtiğinin parasını da diyor. İş yeri tarifesiyle alıyor yani. Şey de alıyor. Evet. Babam var mı başka? Yok. Bendekilere gelelim. Bir Zeitung var. Seferberlik ilan ettiğinde soluğu Antalya'da alan Ruslara Putin'den sert tepki. Lan ben oraya mı dedim? Antalya'ya seferberlik. Nereye gideceklermiş? Cepheye gidecek. Ukrayna'ya gidecek. Ama biliyorsun çok az Rus gönderiyor. Bütün Müslüman azınlıkları gönderiyor şeye. Ukrayna'da cepheye. Müthiş bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda da öyleydi. Evet, Aytmatov'un romanlarında çok işlenir o. Devam edeyim. Şimdi bu Nebati konuştuk. Neoklasik, epistemolojik bilmem ne, bunları konuştuk. Ortodoks ve heterodoks. Bir de o da var. Peki Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa'da yaşayan herkes %8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon arasındaki devasa farkı çok iyi biliyor dedi. Avrupa öyleymiş ve Türkiye'deki fark da yokmuş. Sahtekar Türk neyse. Türk ne diyorsa oymuş. Ondan sonra yani yuh be kardeşim dedirten bir şey. Erdoğan dedi ki yurt dışına çıkanlar için veya kaçanlar için, kaçmak zorunda olanlar için. Aslında doktorlara ve şeylere söyledi onu. Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha iyi telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin, yani başka memleketlerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum. Ben Erdoğan'ın yerinde olsaydım ilk ikisini söyler, üçüncüsünü sureti katliyede söylemezdim. Üçüncüsü konser mi? Konserleri yasaklıyor. Konser yasaklıyor yahu. Yasaklanmayan konser yok. Milleti konser dinlemeye gidiyor. Şeyi nasıl? Süfli. Şeyi nasıl?
şeye nasıl izin verdiler Tarkan konserine, çünkü o da işte bir milli gündür falan filan, onu şey yapmayı göze alamadılar, evet, yasaklamayı. Ama sonra söylemediklerinde bırakmadılar, o da ayrı mesele. Evet. Benim şeyler de bu kadardı, zannediyorlar, geyikler. İlave var peki mı? Peki hocam, sizce kesin mi AKP, MHP rejiminin sandıkta gideceği? Görüntü öyle mi orada? Ya burası Türkiye, kesin olan bir şey var mı? 15 günde bir şey değişiyor, gündem değişiyor. Fakat bu böyle gittiği takdirde gitmemesi mümkün değil. Çünkü ne kadar baskı yaparlarsa ve ezan sesinin hoparlörü ne kadar çok açılırsa gittiklerinin göstergesidir bu. Bodrum'da inanılmaz bir hoparlör terörü var. Peki. Ve bize en fazla zarar veren hoparlör, çünkü zarar veriyor bu kadar şey. En azından dinden soğutma anlamında zarar. Bu hoparlör korsan hoparlör, biliyor musunuz? Biraz yukarımızda müftünün lojmanı var, oraya monte etmişler. Cami veya şey yok orada. Mescit falan filan yok. Korsan açıyorlar hoparlör. Sesi sonuna kadar. Sonuna kadar, inanılmaz. Evet. Ve 2 yıl önce biz biliyoruz ki Suudi Arabistan'da nazır emriyle en yüksek olabilecek gürültü ses oranından daha fazla açılamaz dendi hoparlörlere. Cami hoparlörlere. Evet. Peki. Burası Türkiye, yok öyle demiş ya. Adli desidero. Peki hocam, yayınımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık Ergun Baba'nın, Baskın Orhan. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Amin.